Önce kendinizi tanıtır mısınız? Uşak'ın Ulubey kazasının İnay köyünden Köksal Kazanır. Evet, madenle ilgili neler yaptınız, nasıl bir süreç gelişti, bir geçmişi anlatır mısınız? Evet, 2006 yılında biz madene karşı bir direncimiz oldu. Buradan bizim arazimizden su almak istediler, suyu kazmak istediler, biz vermedik. Bunlar sonra Ulubey'in arazisinden aldılar ve de bizim arazinin içerisinden boruları geçirmek istediler. Biz onu da vermedik. Bütün devlet arazilerinden, hazineden, o boşluk yerlerden götürdüler. Yani neden? Biz çevrede, çevremizi, havamızı, toprağımızı, suyumuzu korumak için direndik. Ama maalesef bize hep devlet güçleri baskı yaptı. Burada ne bileyim, bize zararları çok oldu. Burada patlamalarda, tozda, zehirlerin kaçımında, şimdi burada havaya kaçımı, bunun sıcaklıkta ve aşırı yağışta bu atmosfere karışımı oluyor siyanürün. Evet. O zaman çok büyük zararlar oluyor. Bir de bunların posa havuzları var. Orayı bırakıyorlar, yani görür görmez buraları bırakıyorlar. Bizim arazideki dereye akıyor, hayvanlara çok zarar veriyor. İçen hayvanlar genelde kuzu atımı ve de kuzu ölümlerine çok büyük sebep oluyor. Burada çok zararlı bir şey yani, zehir. Havaya sürekli karışan bir zehir. Zehirin neye faydası olur? Hiçbir şeye faydası olmaz. Onun için biz karşıyız, hala da karşıyım yani. Siz neler yaşadınız kendi hayvanlarınızda? Kendi hayvanlarımda kuzu atımları, kuzu ölümleri çok oldu. Bunları gittim ben ilçe tarıma, hepsine başvurduk. Bize çeşitli hastalıklar önerdiler, şöyle ve böyle. Yani oyalama taktiği. Ama biz yıllardır hayvancılık yapıyoruz. Bunların dedikleri inleleri, aşıları devamlı biz kendimiz yapıyoruz. Veterinerleri getiriyoruz, yaptırıyoruz ama işte kar etmiyor. Maden öncesiyle sonrası arasında belirgin bir değişiklik var. Tabii belirgin, çok büyük belirgin bir değişiklik oldu. Başka arıcılığı etkiledi mi? Çevrede başka kirlilik görüyor musunuz? Tabii arıcılıkta bilgim yok. Orada bilgim yok. Arı olmadığı için arıcılıkta bilgim yok. Ama çevrede tabii bizim bu 2007 yılında sanırım burada bir patlamada Sarıgöl'ün bütün bağlarının üzümleri öldü. Biz de hatta buradan biz de gittik. Oraya vardık. Bir günde bütün üzümler yani bozuldu. Bozulma oldu. Hiç o bağcılar üzüm alamadı. Yeliyen ilçesinde domatesler, karpuzlar bir günde öldü. O akım, yani bu rüzgarın akımına göre giden yerleri hepsini mahvetti.